Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan konuşmasında Mersin için planlanan yatırımlara değindi. Mersin'de şu anda söz vermiş oldukları projelerin tamamının herhangi bir aksaklığa meydan vermeden devam ettiğini belirten Elvan, ancak Çukurova Havalimanı ile ilgili olarak tek bir başvuru olması nedeniyle bunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tekrar gözden geçirilmesine yönelik bir sürecin başlatıldığını, herhangi bir gecikmenin olmayacağını kaydetti. Adana-Mersin Karayolu'nun Mersin-İskele ve Hal Kavşağı'ndan itibaren Kazanlı'ya kadar olan bölümüne ilişkin ihalenin işlemlerinin tamamlandığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını aktaran Lütfi Elvan, dolayısıyla 8 şerit halinde Adana-Mersin, Mersin-Adana yol yapım çalışmasına başlandı dedi. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, diğer taraftan Mersin-Antalya yoluna yönelik olarak da yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şu sezonda bile tünel çalışmalarımız 24 saat bazlı olarak devam ediyor, 3 vardiya çalışılıyor, herhangi bir aksama söz konusu değil dedi. Mersin'e yapılacak yatırımlar konusuna da değinen Lütfi Elvan şunları kaydetti. Mersin'in özellikle yatırım sıralamasında 24. sırada olduğu ifade edildi. Halbuki vergi ödemelerinde çok daha ön sıralarda olduğu da söylendi. Tabii bu 24. sıra tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Akdeniz Belediyesi Tümbelsen ve genel iş temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı. Toplu sözleşmeler çerçevesinde işçi personeline günlük 12 lira yevmiye artışı verildi. Memur personele ise devletin tespit ettiği en yüksek ücret esas alınarak sosyal denge tazminatı ödenecek. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri sendikasıyla, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'yla Akdeniz Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplam 200 memur ve 157 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imza töreninin ilki Tümbelsen'le yapıldı. Akdeniz Belediyesi'nde yapacağımız bu toplu sözleşmenin Akdeniz Belediyesi çalışanlarına ve Akdeniz Belediyesi sınırlar içerisinde yaşayan tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Biz şunu biliyoruz, Akdeniz Belediyesi'nde çalışan memur arkadaşlar olarak biliyoruz ki Akdeniz Belediyesi'nin ekonomik şartları içerisinde en iyi toplu sözleşmeyi yaptığına inanıyoruz. Bu anlamda bu toplu sözleşmeyi hazırlayan, bu toplu sözleşmede emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca eş belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu toplu sözleşmenin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak bu çalışmayı yapıp hazırlayan arkadaşlarımıza, eş başkan yardımcımıza ve sizlere teşekkür ederiz. Evet, zor koşullarda mücadele ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ama biz de bizimle çalışan emekçi arkadaşlarımızın çok daha iyi koşullarda rahat ve huzurlu yaşamasını arzu ediyoruz. Ama koşullarımız, imkanlarımız ölçüsünde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Akdeniz Belediyesi imza altına alınan toplu sözleşme ile memur personeline devletin tespit ettiği tavan ücrete göre verilebilecek en yüksek düzeyde sosyal denge tazminatı ödeyecek. İşçilere yönelik toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve Şube Sekreteri Özgür Yüksek, Şube Mali Sekreteri Vakkas Kılınç da katıldı. Bir toplu iş sözleşmeyi daha Akdeniz Belediyesi ile imzalamak için buradayız. Hükümetin bize sunduğu %3'lük, %4'lük dilimler halindeki toplu iş sözleşmenin yanı sıra biz Akdeniz Belediyesi'nde bir toplu sözleşmesi imzalıyoruz. Bu da Akdeniz Belediyesi'nin en zor koşullarda bile emeğe, emekçiye biçtiği önemdir, biçtiği değerdir. Genel işle imzalanan sözleşme hükümlerine göre tüm işçilerin 31 Aralık 2015 tarihindeki yevmiyelerine 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük brüt 12 lira seyyanen zam yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle taksi kültürü Mersin ili genelinde sil baştan değişiyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının Mersin halkına daha güvenli, daha temiz ve daha kullanışlı hizmet vermesi için başlattığı çalışmalarda rotayı taksilere çevirdi. Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası konferans salonunda Oda Başkanı Veysel Sarı'yla ve taksici esnafıyla buluşan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Namlı, belediye tarafından hazırlanan yeni yönetmelik hakkında bilgiler verdi. Toplantı sonunda Mersin'de yaşanan değişimlerin kendilerini ve vatandaşı mutlu ettiğini belirten taksi esnafı da düşüncelerini dile getirdi. Açık ve net söylüyorum. Toplu taşımayla ilgili bir yönetmelik ortaya koyduk. Yönetmelikte katı kurallar getirdik. İşte ilk eğitimden 179 kişiden 30 kişiye yakın elendi herhalde, öyle mi? Elendi. 17 kişi test yaptırmaktan kaçtı. Adam kendine güvenemiyor. Madde bağımlısı. Test yaptırmıyor adam. Arkadaşlar, o arabaya, o minibüse, senin taksine, benim eşim biniyor, senin kızın biniyor, onun babası biniyor. Bizim insanımız biniyor. Bizim ailemiz biniyor. O araçları kullananlar bir defa temiz olacak, sağlıklı olacak, efendim eğitimli olacak, pırıl pırıl olacak. Aracı da kullanılabilir olacak. Taksi duraklarının Mersin'de tek tip pırıl pırıl, her yerde böyle fark edilir bir şekilde dizaynıyla ilgili belediye olarak biz gerekli çalışmayı başlattık. Şu an işin teknik şartnamesini hazırlıyoruz. Bütün taksi duraklarında Allah izin verirse yenileyeceğiz. Burada esnafımıza da hiçbir külfet getirmeden bunu belediye olarak biz yaptıracağız inşallah. Yeni oluşturduğumuz taksi duraklarını, yani mevcut taksi duraklarının yerlerini bu ay UKOME'de bir komisyon kurup hızlı bir şekilde tesis edeceğiz. Odamızla ve emniyetimizle birlikte. Şoförler odası bünyesinde bir call center oluşturacağız. Call center ne? Arama merkezi oluşturacağız. Bizim sistemimize bağlı, bize bağlı, bizim denetimimizde, bizim kurallarımıza uyan her araçta iki tane logo olacak. Bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu. Bu adam bana ait. Bu adam benim kurallarıma tabi. Yazanelerde. Bir de araçlarda numara olacak. Bizim verdiğimiz bir numara olacak. Minibüsler herhalde değil. Aynen. Bizim verdiğimiz bir numara olacak araçlarda. Hem şikayet babından hem de takip etme olarak. Bunu neden verdiğimizi de anlatacağım şimdi. Biz oluşturacağımız bu taksi duraklarının dışında ana arterlerde ekspres duraklar oluşturacağız. Ekspres duraklar ne olacak? Ne işe yarayacak? Ahmet abi Akbelen'den otogardan bir yolcu aldı. Yenişehir'e getirdi, Adnan Menderes civarına. Adnan Menderes civarından boş dönmesi gerekiyor durağa. Boş dönmeyecek. Adnan Menderes'te bizim ekspres duraklarımız olacak. Belediyenin yol kenarına yaptığı özel tahsisli duraklar olacak. Girecek oraya, müşterisini orada bekleyecek. Büyükşehir Belediyesi. Aynen. Yani aynen. En büyük şehirleri örnek aldık. Gezdik, dolaştık. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Her ücra köşeden bir telefon çaldığında ben oraya uzaksam, 10 lira yakıp evet, yakacaksam 15 liralık yolcu ben oradan almayayım. Aynen öyle. Ben bazen yolda karşılaşıyorum. Oraya yakın arkadaşım gitsin aslında. Yolda karşılaşıyorum, Mersin'e gidecek adam. Bu aynı zamanda milli servet ya. Eski otogarım oraya gidecek. Ben diyorum oraya 50 milyon para yazar. Abi diyor benim 25 milyonum var. Ben de diyorum ki kardeşim taksi tamam oraya 20 milyon yazabilir. Ama Mersin'e giden taksici bir arkadaş Kevin zaten oraya boş dönüyordu. Evet. Ona bin. Evet. Yani bunun gibi bazı çalışmalar var.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği temsilciliği ile hayata geçirilen projede kaybolan Alzheimer hastaları parmak izinden bulunacak. Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türkiye Alzheimer Derneği Şubesi'nin 2013 yılında ortaklaşa başlattığı projenin devamı Tarsus ilçesinde de hayata geçiriliyor. Toplantıda bir konuşma yapan ilçe emniyet müdürü Salim Çakan, uygulamanın yaşlıların herhangi bir yerde unutulma ve kaybolması halinde kim olduklarının belirlenmesine yönelik oluşturulan bir veri tabanı olduğunu söyledi. Bu veri tabanı elimizde olduğu sürece ilçemizde herhangi kendini ifade edemeyen ya da başka parklarda bulunan veya ailesinin o an etrafında olmadığı insanlar en azından personelimiz bunları bulduğunda derhal bu veri tabanında fotoğraf eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleriyle kimliğini tespit edip yakınlarına teslim edeceğiz. Bu güzel bir uygulama, bilimsel verileri kullanarak, görüntüleme yöntemini kullanarak bir yapılan güzel bir uygulama. Tabii ki burada birinci esas, rastgele yapmıyoruz bunu, yakınlarının rızası dahilinde. Kendi yakınlarının, yaşlılarımızın, hastalarımızın yakınlarının rızaları dahilinde bu uygulamayı yapıyoruz. Biz emniyet olarak her zaman bu tip sosyal etkinliklerde, bu tip sosyal projelerde olmaktan gerçekten mutluyuz. Bizlerin yerel yönetim olarak, belediye olarak üzerimize ne görev düşerse de her zaman derneğimizin ve yaşlılarımızın, başkanımızın tabiriyle emrinde olduğunu söylüyoruz. Haklarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayla da Mersin'de yapılan uygulamaya emniyet müdürümüze de buraya da sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizlerin tüm birimlerle birer sağlık hizmeti verdik de sonuçta sağlığın en önemli noktası koruyucu sağlık hizmetidir. Ve koruyucu sağlık hizmeti için her türlü birimle çalışmak istiyoruz. Bu anlamda da Tarsus'ta, belediyemizde, emniyetimizde ve tüm yerel sivil toplum kuruluşları ve ilgili birimlerle örnek bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda Tarsus temsilciliğimizdeki sevgili arkadaşlarımız Nazar Hanım, Dilek Hanım ve Serap Hanım da gönüllülük esasıyla örnek bir çalışma yapıyorlar. Ve burada yaşlılığın doğal olmayan bir sonucu var. O da unutkanlık hastalığı. Ve şu anda tüm Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Alzheimer hastası var. Mersin'de de 15 bini bulduğu hasta sayısı. Tarsus açısından baktığımızda da rakamlar Mersin'e göre projeksiyon yaptığımızda orada. Mersin Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerle Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kırsala Hizmet Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde Mersin genelinde kardan dolayı kapanan yollar hızla ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmasının il genelinde devam ettiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ekiplerimizin bir kısmı merkezde, bir kısmı da ilçelerimizde kardan kapanan yolları açma, tuzlama ve karda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım çalışmalarını 24 saat aralıksız devam ettiriyor. Arkadaşlarımızın yoğun çalışması sonucunda şu ana kadar ciddi bir problem yaşanmadı ve yollar kısa sürede ulaşıma açıldı dedi. Çalışmaların özellikle yüksek rakımlı Sertavul, Gülek, Attağı, Arslanköy, Dağpazarı, Çamlıpınar gibi yerleşim bölgelerinde yoğunlaştığını ifade eden Başkan Kocamaz, birçok araçla 100 personelimiz gece gündüz çalışma yapıyor dedi. Meteorolojinin önceden verdiği rapor doğrultusunda kar yağışından önce Büyükşehir Belediyesi olarak bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kocamaz şunları kaydetti. Karla mücadeleyle ilgili olarak bütün ekiplerimizi önceden hazırladığımız için mücadelemiz belli bir program dahilinde başarılı bir şekilde yapıldı. Yoldaki vatandaşlarımızın yoğun kar yağışının yaratmış olduğu sıkıntıdan fazla etkilenmemesi için ilgili birimlerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde 45 kilometrelik sahil yürüyüş yolu projesinin Tömük Mahallesi kısmında onlarca ağaç kesildi. Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, sahilde düzenleme yaptıklarını ancak ağaçları kendilerinin kesmediğini söyleyince, içinde 50 yıllık ağaçların da bulunduğu kesimleri kimlerin yaptığı merak konusu oldu.
Tömük Mahallesi'nin sahil kesimlerinde yürüyüş yolu yapılacağı gerekçesiyle aralarında okaliptus ağaçlarının da bulunduğu onlarca ağaç kesildi. Çevrecilerin ve site sakinlerinin tepkisini çeken ağaç kıyımı sonrasında sahil ağaç kökleriyle doldu. Bazı vatandaşlar ağaç kesimi yapan ekibe tepki gösterirken bazı vatandaşlarsa kesilen ağaçları yakmak için evine götürdü. Görüyorsunuz işte sanki cinayet işliyorlar kardeş. Yürüyüş yolu yapacaklar diye şu ağaçları 50 sene 100 sene ağaçları kesiyorlar. Yazık günah değil mi buna? Şimdi artık yürüyüş yolu falan diyorlar yapılsın ama ağaçlara kesilmesin. Mesela burada 3 metre 2 metre yer olabilir mesela insanların gidip gelmesi için. Ağaçlarla kesinlikle bir alakası yok. Artık bunu belediye ne amaçlı yapıyor bilmiyorum. Rahat peşindeler mi artık? Burada balıkçılar oluyor. Mesela tezgahlar, ufak tefek tezgahçılar kuracaklar. Onlardan para alıyorlar kiralamak için. Belki o amaçlı da kesip de yerini genişletmek istiyorlar. Yani ağaçların kesilmemesi lazım. Çünkü yol var yani yer var. Kesilmesine gerek yok. İhtiyaç yok bence. Ağaç katliamı iddiası üzerine sahile gelen Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, bir tane ağacın dahi kendileri tarafından kesilmediğini iddia etti. Ağaç hakikaten yaş da. Yaş tabii. Yan dallarına baksana. Yazık günah değil mi bu ağaç? Tabii ki yazık. Tabii ki yazık. Biz çoğun %99'unu koruduk. Bak ağaçları koruduk. Ancak ağaç eğri, göçme tehlikesi olan, insanlara bir tehlike arz eden ağaçlar var ise onları budayarak kurtarmaya çalışıyor. Kesilmesini hayır, bizimle bu ağacın bir ilgisi yok. İşte ben de anlamadım. Dedim ki işte park bahçe müdürüm burada. Bununla ilgili ve zabıta birimle de görüşeceğim. Bu ağacı kim kestiyse tekrar doğar mı? Doğmaz. Tekrar canlanır mı? Canlanmaz. Fakat yasal işlemler de başaracağız. Herkes mülkiyetlerine taşınsın. Kamu mallarının işgali kaldırılsın. Burada işgal mi kaldırıyorsun şu an? İşgal kaldırıyoruz. Herkesin sitesinin işgal ettiği tapusu kadar da kamuda işgal var. Peki. Hayır, biz bir tane ağaç kesmedik. Onu şöyle anlatabilirim size. Tekrar değişim şansı olan ağaç türlerini park bahçe müdürümüz Erdem'deki sahile veya parklara taşıdık, tırlarla taşıdık. Değişimi mümkün olmadı. Yani tekrar tutma şansı olmayan ağaçları da biz kesmedik. Şimdi yolu açarken bu büyük ağaçlar, bu okaliptüsler, değişim şansı olmayanlar kaldı. Ama süs bitkilerini sitelere dedik ki iç tarafları alalım, bahçeniz için alın. Bunlar zaten tekrar dikildiği zaman tutan bitkiler. Palmiye gibi büyük ağaçlar da biz taşıdık. 20-30 yıllık belediye olarak bir ağaç kesmedik. Geriye de gidin bakın biz ağaçları koruduk. Kenarlarını oturak bank projede olarak düzenleyeceğiz. İnsanlar dinlenirken, yürüyüş yapıp da dinlerken o bankları kullanacaklar. Yoksa burada site bekçisi veya birileri tarafından veya ağaç köyden... Ağaç kesmedik bir... diyorsun. Hayır, biz ağaç, neyi keseyim ben ağacı? Ağaç kesecek olsam gördüğünüz üzere dün yokaliptüsler var. Ancak kurudur. Ağaç kurumuştur. Göçme tehlikesi vardır. Ancak böyle ağaçları, onu da biz de kesmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi ve eşinin mezarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Oktay Öztürk, medyada sıkça yer alan Anadolu Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Nure Sofi ve eşinin mezarlarının bakımsız haliyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergesinde Nurettin Bey'e ait türbe görünümündeki mezarlığın adeta viraneye döndüğünü belirten Öztürk, mezarların bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Öztürk önergesinde Davutoğlu'ndan şu sorulara yanıt istedi. Nura Sofi ve eşinin mezarlarıyla alakalı bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Anadolu Türk tarihi açısından son derece önemli olan bu mezarların Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bugüne kadar değerlendirme kapsamına alınmamasının nedeni nedir? Bu mezarların bulunduğu bölgenin sorumluları açısından bakıldığında bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir yaptırım düşünüyor musunuz? Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri söz konusu türbenin kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, hazineye ait bir alan içerisinde yer aldığını ve bu nedenle de çalışma yapamadıklarını söylediler.